Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte vegan foie gras yapacağız. Foie gras Fransızca kaz ciğeri demek. Fransızlar hemen hemen günün her öğününde pate ismini verdikleri, otlarla, bitkilerle çeşnilendirdikleri bu ezmeleri tüketiyorlar. Kaz ciğeri de bunun en meşhuru ve en lüksü. Bildiğiniz gibi biz sömürünün her cinsine karşıyız ve kaz ciğerinde de gerçekten sömürünün aslında en uç noktalarından birini görüyoruz. Hatta öyle ki Amerika'da birçok eyalette artık tüketimi yasaklanmış durumda. Biz bu tarifi neden veriyoruz? Çünkü gördük ki Türkiye'de televizyonlarda ve menülerde artık kaz ciğerine yer veriliyor. Ve dünya öyle bir noktaya giderken artık biz hala kaz ciğeri tüketmemeliyiz diye düşünüyoruz. Ben Fransa'da kaldığım dönemlerde ne yazık ki vegan değildim ve bu nedenle kaz ciğerinin de tadına bakmış oldum. Nasıl bir tadı olduğunu hala hatırlıyorum. İnternette de kaz ciğeri tarifi ararken vegan, ünlü bir Michelin yıldızlı Fransız şefin tarifini buldum. Denedik evde, tadı gerçekten benziyor. O yüzden hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz bu tarifi. Şimdi ilk olarak malzemelere bakalım, sonra da hazırlamaya geçelim. Hemen malzemeleri sayalım. Mantarımız var, biz kültür mantarı kullanıyoruz. Yeşil mercimeğimiz var, haşladık. Soya sosumuz var, soğanımız, tuzumuz, yağımız, bir sıvı ayçiçek yağı kullanacağız. Sarımsağımız, biraz rengini ayarlamakta kullanacağımız pancarımız, kekiğimiz, biberiyemiz, cevizimiz ve biraz da konyağımız var. Hazırlamaya başlayalım. İlk olarak sıvı yağda soğanlarımızı çevirdik. Ondan sonra sarımsağımızı ve mantarımızı ekledik. Şimdi hepsini birlikte pişirmeye başlıyoruz. Foie gras'ımız yani foie gras'ımız hazır. Şimdi ben hemen katmaya geçiyorum. Ancak size tavsiyem buzdolabında dinlendirip biraz soğumasını beklemeniz. Bakalım nasıl olmuş.
Oldukça lezzetli. Hatta bence bitkisel olanı çok daha lezzetli diyebilirim. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenime tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer başka bir tarif öneriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkürler. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çöpe. Sana mı güzel koktu? Dur. Sana sade ekmek vereceğim. Al bakalım. Ben de devam edeyim.